Bu örnekte tmall, webnetwork ve band komutlarını göreceğiz. Öncelikli olarak tmall ile şuraya 15 mm'lik et kalınlığı veriyorum. Daha sonra burada iki tane skeç, önceden oluşturulan iki tane skeçimiz var. Şu eğik bir şekilde kesilmiş yüzeye paralel bir kapalı bölgeye şöyle bir profil oluşturulmuş. Bu profili vent komutuyla bulunduğu yerden çıkartmak istiyorum. Örneğin et kalınlığı 10, derinliği 15 olan bir profil oluşturmak istiyorum. Burada ızgara şeklinde bir profil oluşturulacak. Birinci adımda boundary step, dış sınırı seçiyorum. Sağ klikle onay verdim. Mavileri seç diyor. Hangisini isterseniz onlar mavi olur. Paralelle, birbirine paralel olanları sırayla seçmem gerekiyor. Bunları seçip onay verdim. Kalanlar sparse'lar, yani kırmızılar. Diğer paraleller ise sparse olarak isimlendiriliyor. Katının yönünü gösterip onay verdiğimde şekildeki gibi bir havalandırma kanalı oluşturuyor. Burada et kanalı her yerde aynıdır. İstediğiniz an options'a geçip onay vermeden önce istediğiniz her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Örneğin et kalınlıkları değişsin veya 12 olsun. Değiştirebilirsiniz. Başlangıç miktarından offset miktarı ve taşma miktarlarını değiştirebilirsiniz. Açılar verebilirsiniz veya dip radyüsleri ekleyebilirsiniz. 7'ye 7 olarak onaylıyorum. Ve finish cancel'da çıkıyorum. Skeci kapatıyorum. İkinci skecim ise destek parçası oluşturmak için kullanılan skeçlerden birisi. Komutlardan birisi web network komutu. Şöyle skeçleri tek tek seçip onay verdiğimde buraya destek parçası oluşturuyor. Bu rip komutunun başka bir uygulaması şeklinde de kullanabiliriz. Yine bunları uzat veya uzatma diyebiliriz. Find a depth deyip bunu kiriş şeklinde yapabiliriz. Kaç milimetre istiyorsak. Bunu yine aktif ettiğimde ilk gördüğü katıya kadar uzayacak. Veya draft deyip bunlara açı verebiliriz. İşte 5 derecelik açıyla oluştursun, tersten versin açıyı gibi işlemler yapabiliyoruz. Draft'ı kaldırdığımda ise dik bir şekilde oluşturur. Bir sonraki komutumuz lib komutu. Lib komutu tırnak oluşturmak için kullanılan komut. Şöyle dış iç kenarı seçtim. Onay veriyorum. Ve şurada küçük bir dikdörtgensel profil beliriyor. Bu profilin değerlerini buradan oluşturabiliriz. 7'ye 5 olsun. İçeriye doğru dersem içten 4 tane yön var. Hangi yönden istersem bu taraftan böyle veya böyle. Hangi yöntemle isterseniz tırnağı o şekilde oluşturacaktır. Son derece pratik bir komut. Emboss komutunu sadece metal ortamında göreceğiz daha sonra.